Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık çok yakında resmen göreceğimiz iPhone 13'ler nasıl olacak ona bakacağız. Ben bu videoda bir değişiklik yapmaya karar verdim. Normalde bu tarz videolarda hep böyle fiyat en sonda açıklanır ya, ben en başta açıklayacağım. Kararım bu. Bakın mesela çıkacak olan 13 mini ABD fiyatını direkt TL'ye çevirdiğimizde 6000 TL gibi bir şey yaklaşık. Düz 13 6850 TL, 13 Pro 8570 TL, 13 Pro Max 9412 TL. Tabii ki de bu fiyatlar birincisi hani yaklaşık fiyatlar, ikincisi vergisiz fiyatlar. Bunun vergili fiyatını nasıl hesaplayacağız? Çok şükür çok kolay bir yöntem var o konuda arkadaşlar. Siz bu fiyatları direkt 2.2 ile 2.3 ile çarpın. Bana soracak olursanız Türkiye fiyatları artı eksi 1000 lira öyle olur. Şimdi gelelim nasıl olacak detaylarına. Tabii fiyat da bir nasıl olacak ayrıntısı da hani görüntü olarak nasıl olacaktan biraz bahsedelim. Şimdi bildiğiniz gibi iPhone 12'lerle birlikte şu oval tasarımlar yerini köşeli tasarıma bıraktı. Yani 5S vari kasa diyorum ben buna. Bu kasa kullanıcılar tarafından çok sevildi. Çünkü iPhone 12 bayağı bir sattı. Doğal olarak Apple'da ne yapmış oldu arkadaşlar? iPhone 13 ile birlikte artık bu tasarım trendini koruyacaktır. Yani iPhone 12 ile 13 arasında görüntü anlamında çok ciddi hayati bir farklılık olmayacaktır. Parmak izi okuyucusu meselesi ise hani ekrana gömülü ya en azından sağına soluna bir parmak izi okuyucusu meselesi. Yani Apple kullanıcısı olan ben de dahil olmak üzere pek çoğumuzun hayali. 13 modellerinde de parmak izi okuyucusunu görmüyoruz. Güya Apple iPhone 10'da bir parmak izi okuyucusunun patentini almıştı falan filan ama ortada hiçbir şey yok. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte hani gündelik hayatımıza maskeler girdikten sonra bu parmak izi okuyucuya ciddi anlamda ihtiyacımız olmaya başladı. Fakat 13'te de bu yok. Peki 12 ile 13 arasında telefon boyutlarında ciddi bir farklılık olacak mı? Görünen köyün kılavuzu diyor ki iPhone 12'lerle 13'ler arasında boyut anlamında çok ciddi bir farklılıkta hatta hiçbir farklılık olmayacak. Yani 13 mini 5.4 inç, 13 6.1 inç, 13 Pro 6.1 inç, 13 Pro Max ise 6.7 inç olacaktır. Asırlık bir diğer meselemiz ise çentik olayı. Gerçi artık meselelikten çıktı, hepimiz alıştık da ilk çıktığında çok olay olmuştu. Bu sene çentikte bir farklılık yok arkadaşlar ama daha küçük bir çentik söz konusu. Bir de sızdırılan bir görsel var. O görseldeki çentik tasarımı doğruysa normalde işte bu iki tane sensörün arasında yer alan hoparlör iPhone 13'lerde üste koyulacak gibi duruyor. Eğer o çentik formatı doğruysa. Bununla birlikte tasarım anlamında benim son model telefonlarda özellikle Samsung'un son model cihazlarında aşırı gıcık olduğum bir şey var. Bu Huawei falan da öyle yapıyor. Bu telefonun arka kameralarının en az telefon kadar kalın olması meselesi. iPhone 13'te normalde 12'lerde filan bu oran biraz kurtarıyor masaya koyduğunuz zaman ama muhtemelen 13'lerde hem daha kalın bir telefon hem daha ağır bir telefon hem de daha kalın bir kamera hattı göreceğiz. Yani masaya koyduğumuzda o telefon yani notlarda gördüğümüz Samsung'un S serisinde gördüğümüz gibi salıncak gibi sallanacak. Ben de bu özelliği bayağı sevmiyorum. Bu iPhone 13 meselesini internette araştırırken değişik bir iddiaya daha denk geldim. Onu da paylaşmak istiyorum çünkü resmen yalanlandı. O da şu arkadaşlar, iPhone'ların şarj girişinin olmayacağı yani iPhone 13'lerde şarj girişinin yer almayacağı yönündeki iddiaydı. Şimdi normalde kağıt üstünde Apple MagSafe çıkardı, onu yaptı, bunu yaptı, bu adamlar, bu kadınlar neyse boşa yatırım yapmazlar. Ama bana soracak olursanız o şarj soketini de o MagSafe yeterince yayılmadan bu cihazlardan kaldırmazlar. Şey olarak ne deniyor? Fikir olarak mantıklı. Hani Apple daha az tuşlu, daha az giriş çıkışlı, daha temiz bir tasarıma geçmek istiyor olabilir. Ama bu dönemde olmayacaktır. Zaten Type-C falan da yok. Lightning'de devam. Gelelim ekranlara çünkü ekranlarda bir farklılık söz konusu. Yani son kullanıcının çok anlayabileceği bir farklılık mı? Yani ekran kalitesi anlamında 12'den çok farklı olacağını düşünmüyorum. Daha kaliteli, daha iyi bir ekran tabii ki de gelecektir. Ama iPhone 13'lerde ekran kısmında en önemli olan ayrıntı LTPO teknolojisiyle desteklenmiş OLED ve 120 Hz'lik ekranlar. Yani muhtemelen bütün modellerde 120 Hz olacak ekran. Bu LTPO meselesini çok duyacaksınız arkadaşlar. Yani duyma ihtimaliniz çok yüksek bu dönemde. Hani en özet haliyle şöyle söyleyebilirim. Normalde telefona bakmazken telefonun ekran hertzini otomatik olarak kısıyor. Bu size ne sağlıyor? Daha uzun batarya ömrü ve daha uzun telefon kullanma deneyimi. Apple Watch 5'lerde olan şeyin aynısı. Bir diğer değişik ayrıntı ise bu ekranlarla ilgili olarak muhtemelen iPhone 13'lerde Always On yani her zaman açık özelliği de olabilir. Fakat bu bence çok şüpheli bir dedikodu. Zaten bu video total olarak dedikodudan ibaret. Onu da söyleyeyim.
Şimdi arkadaşlar gelin gelelim kamera faslına. Kamera faslıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bana soracak olursanız bir Apple mühendisine gidip de ya abi sen iPhone 13'e ne diyorsun deseler 12S diyorum deme ihtimali çok yüksek. Bu anlamda hani işlemcidir falandır filandır gibi upgrade'leri yani yükseltmeleri bir kenara koyacak olursa kameralarda çok ciddi bir değişime gideceğini düşünmüyorum. Fakat paylaşılan görsel doğruysa o görselde kameranın lensleri bayağı büyük. Ve bir takım işte kaynaklarda f1.8 gibi diyafram değerlerinden bahsediyor. Eğer böyle ise gece çekimi ve düşük ışık çekimlerinde iPhone 12'den bir tık iyi olma ihtimali var. Ama esas önemli olan durum yani en güçlü dedikodu normalde işte boy, uzaklık, mesafe gibi şeyleri ölçmemizi sağlayan lidar sensörünün 13 modellerinin hepsinde yer alacak olması. Yani bu önemli, güzel, bu kullanılır. Gelelim teknik özelliklere. Artık Apple'da ezberledik. İşlemcimiz BioNTech demişim bir önceki videoda dikkat ediyorum. A15 Bionic arkadaşlar yani en güncel işlemci takılacak. 25 wattlık hızlı şarj desteği yer alacak. 25 wattlık hızlı şarj desteğiyle birlikte işte 128, 256 ve 512 GB'lık modeller çıkacak diyorlar. Nedense 1 TB'lık modele denk gelmedi. Ama çıkabilir bu belli olmaz. Batarya anlamında ise şöyle bir duyum var arkadaşlar. iPhone 13 Pro Max'in bataryası bir önceki iPhone 12 Pro Max'in bataryasına göre %18 daha büyük. Yani yaklaşık 4352 mAh gibi bir şey yapıyor. Fakat burada çok heveslenmemek lazım. Hani en büyük modellerde %18'lik batarya kapasitesi artışına gidildiği için minilerde ve 13 normal 13'lerde 13 Pro'larda da oranın bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Ama batarya konusunda da tabii ki de bir güncelleme, bir üste taşıma söz konusu olacak. Peki ne zaman gelir bu cihazlar? Şimdi cihazlar Eylül ayında tanıtılacak. Türkiye'ye gelmesi Kasım aralığı bulur ama Kasım aralıkta sizin satın alabileceğiniz seviyede gelmez ama işte teknoloji kanallarında tek tük insanların elinde görmeye başlarız. Yurt dışından getirenler falanlar filanlar. Ama gidip işte ben gideyim Turkcell'den, Telsim'den, telefoncudan gideyim satın alayım diyorsanız o ancak aralık sonunu filan bulur gibi duruyor. Almaya değer mi? Vallahi arkadaşlar ben çok fena miniciyim o yüzden ben almam. Ama hani almaya değer mi? Değebilir. Kameralarda güzel lensler görünüyor. İşte lidar sensörü var. Ne bileyim model güncellemek için geçilebilir. 13 mini almaz mıyım? İşte dediğim gibi buna da telefon çıkınca karar vermek lazım. Şimdi bu video biraz atma tutma videosu yani. Tutarsa 13 mini'ye geçerim ama onu net söyleyeyim. Geçersem zaten kanaldan duyarsınız. Diyorum ve bu videomun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Kafanızda takılan herhangi bir şey varsa veya çok sık yapıyorum hani yanlış söylediğim bir şeyler varsa yorum bölümünden lütfen belirtin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.